Kiret Akınerdem. Aslen Yozgatlıyım. 1990'da üniversiteye yardımcı doçent olarak başladım. O zaman rahmetli hocam İhsan Özkaynak'ın tavasıtı ve rektörümüz Halil Cin'in de kabulü ile yardımcı doçent oldum. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümüne. O zaman tabii henüz altyapı oluşmamıştı. Özellikle ilk açılan fakültelerden biri olduğu halde Ziraat Fakültesi, işte barakalardan kampüse geldi. Kampüste yüksek binada yer tuttu. Daha sonra da kendi binasını yapınca bağımsız bir yerimiz oldu. Ama şimdi gelinen noktaya baktığımız zaman 30 yıl geçmiş neredeyse, önemli atılımlar olmuş. Şimdi kendi müstakil binamız var, seralarımız var, deneme tarlalarımız var, çok güzel laboratuvarlarımız var. Hiç kimse bunu hayır demesin. Ülkem çok güzel noktalarda. Benim bir geleneğim vardı. Kürsüye ilk çıktığım zaman öğrencilerin karşısına çocuklar derdim. Devlet bu kürsü, ben de o devleti temsil eden birisiyim. Siz o bana saygı duymazsanız o kürsüye de saygı duymazsınız. O kürsüye hak eden, hakkını veren bir insan olmaya gayret ettim. Hep sevdim. Öğrencilerim arasında da çoğunlukla sevildiğime inanıyorum. Bir huyum daha var. 30 yıl geçse de 30 yıl önceki öğrencimle irtibatım vardır. Bir yerlere gittiğim zaman onları ararım ve benim çok enteresan söylediğim sözleri hep bana hatırlatırlar. Bu çok büyük bir mutluluk. Onun için bu üniversitemizi tabii bazen sıkıntılı dönemler, ülkemin çektiği sıkıntıyı üniversitelerde çekti. Selçuk Üniversitesi bu manada belki Türkiye'de nadir rastlanan üniversitelerden birisiydi. Ülkemin insanları aslında asildir. Onlara güzel davranırsanız karşılığını alıyorsunuz. Bir de hatıramı söyleyeyim. Bu ilk kuranlar hocalardan birisi benim Ankara'dan hocamdı. 1982 yılıydı galiba. Hocama biz talebeleri olarak Ankara Ziraat Fakültesi'nde hocamız olduğu için hocamızı ziyarete gittik ve biz buna kır çiçekleri topladık. Hocam dedik size kır çiçeklerini getirdik. Aa çocuklar dedi, seveceğim bir insandı. Çok memnun oldum dedi. İnan dedi dünya çiçek bahçesini getirsen de bu kadar memnun olmazdım dedi. Yine rahmetli Erol Güngör'le biz, benim bir farklı o zaman üniversitede değildim ama Konya Şeker Misafirhanesi'nde beraber kalırdık. Genel sekreterimiz, çok değerli bir insan, Sabri Öge abimiz, meslektaşım da aynı zamanda, Ziraat Yüksek Mühendisi'ydi. Ve rahmetli Erol Güngör'ün o ilmi derinliğini, o nezaketini, o zarafetini birebir yaşamış insanım. Rahmetli oldu, kitaplarını da çok okudum ve severek de zaman zaman elimde başucu kitap olarak bulunduruyorum. Sabri abimiz hayatta. Halen görüşürüm. Allah ona sağlık ve uzun ömür versin. Çok da istifade edilebilecek bir insan. Ama Erol hocamla çok üzülmüştük. Daha sonra gelen dönemlerde de bir takım haksızlıklara da uğradık. Ama hiç böyle değil. Devletimizi asla küsmedik. Küsmeyi de düşünmüyorum. Hiç kimsenin devletine küsme hakkı yok. Bu ülke bir tanedir. Tek bir ülkedir. Bir tane mazlumların tek dayandığı, tek kabullendiği bir ülkedir. Böyle sokakta bulunmuş da değil. Kimseye de yem edilecek bir ülke değildir. Siyasetiniz de bir tarafta dursun, ideolojiniz de bir tarafta dursun ama bir tek devlete sahiplenmek için herkes kanını, canını vermeye de hazır olsun. Yeni rektörümüze de ben teşekkür ve tebrik ediyorum. İnşallah genç bir kardeşimiz, genç bir yöneticimiz. O da daha iyi noktalara götürür. İyi yerlere geldi üniversitemiz. Bugün altyapı noksanlığı yok ama daha ileriye de gidebilir.